Merhaba Gülben Hanım, nasılsınız? Çok mersi, siz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Öncelikle Nilgün Hanım'a bir sorum var. Tekrar evlilik düşünüyor mu acaba? Tekrar evlilik düşünüyor mu? Yok, düşünmüyorum. Zaten evlenmeyeli çok uzun zaman oldu. Bir zamanlar devamlı evlenir, işimi ikinci plana atardım. Asıl işim evlilikti. Şimdi artık sadece işimle evliyim demeyeyim. Çok sıradan bir cümle ama işimle ilgiliyim. Evlilik düşünmüyorum açıkçası. Ama tabii ki büyük hiçbir laf etmemek lazım. Öyle biri çıkar ki... Derim ki hayırlısı yok, olsun. Bunu kaçırmayayım derim. Merak ettim izleyicin. Evet. Siz onu yani evlensin mi istersiniz? Evlensin isterim. Bak ben sana çünkü çok tatlı seyirci. Bir kadın. Yedi rengi barındıran bir insan. Canım, rengarenk böyle gökkuşağı gibi bir kadın. Yüzünden gülücükleri hiç eksik olmuyor. Allah'ım eksik etmesin. Gülben Hanım sizi de çok beğeniyorum. Üç çocuk annesi. Üç tane yakışıklı annesi olarak... Özellikle de zayıflamışsınız, harika olmuşsunuz, darısı bana diyorum. Teşekkür mükemmel ederim. Mükemmel bir insansınız. Hep şey derdim bekarlığında. Allah'ım bir gün, dalı filmini seyrediyorum sizin o zaman. Allah'ım bir gün evlendiğim zaman kız çocuğum olacak diye ben de Gülben Ergen gibi saçlarına böyle tokalar ve rengarenk böyle o kelebekli tokalar falan. Hep böyle yapacağım derdim. Evlendim, kızım oldu. 8 yaşında kızım var. Hala kızımı süslüyorum böyle. Allah bağışlasın. Evlilik anlaştığınız zaman gerçekten çok güzel müthiş, bir kurum değil mi? Müthiş. Evlilik gerçekten eğer anlaşıyorsan ve huzurluysan. Hayatta en önemli şey bence huzur. Öyle olmadığı zaman kabus. Yok. Yani yalnızdaki kardeşime de başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim. Çok güzel, dansları çok güzel. Teşekkür ederim. Yol açık olsun. Sıcacık bir arkadaşımız gerçekten. Adına ben sonsuz sevgiler size. Sizleri seviyorum. Sağ olun, sağ teşekkür olun. Teşekkür ederiz bizi aradığınız için. Kayhan Bey arıyor şimdi de bizi. Şimdi arada bir tek şey söyleyeceğim. İki kişilik yalnızlık dünyanın en kötü şey ama tek kişilik yalnızlık idare edilir çok bir şey. Çok doğru. Evet çok, ama iki kişilik yalnızlık. Geçen Twitter'da bir laf vardı dur. Neydi? Yanlış bir aşk yaşamaktansa yalnız olmak daha iyidir gibi evet, bir şeye daha gibi. Sen ama bazen yapıyorsun ben hemen retweet ediyorum. Evet, evet hakikaten öyle. Yanlış bir kalpte olmak yalnız olmaktan bu da öyle bir şeydi evet, yani. Evet. Kesinlikle. Evet. İki kişilik yalnızlık ne güzel çok kötü ya bir şey. İki kişilik yalnızlık buz gibi. Hayattaki ay, en kötü şey. Küslük evet, anlaşamazlık feci bir şey. Peki bizim erkek izleyicimiz çok olmaz. Arayanımız ama Kayhan Bey telefonda buyurun. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi çok seviyorum. Hep görüşmek istemişimdi. Teşekkür ederim. Aramak istedim. Buyurun. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Hep dedim çiçekler arayıp çocuk olarak ben arayayım dedim. Katılayım dedim. Teşekkürler. Ve katıldım şu an. Pao ve Nilgün Bengün. Evet, konunuz Nilgün Hanım'a soru soracaktım ben ama. Buyurun. Nilgün Hanım'ın en çok korktuğu ve en pişman duyduğu olay hangisidir? En çok korktuğu, en pişman. Bir kere özel ilişkilerden hiç pişman olmam. Çünkü yaşadıklarımla çok mutluyum. Yani hüznü de sevinciyle birlikte hepsi kabulümdür. Ondan hiç pişmanlık duymadım. En pişmanlık duyduğum iş hayatımda düşünüyorum. Yani ben çok açık bir şey söyleyeyim mi size Kayhan Bey? Ben pişmanlığı sevmem. Yani pişman olma duygusu... İçimde çok barındırmıyorum. Şu anda hatırlayamadım. Yoksa hatırlasam ciddi hakikaten söylerdim. Ciddi aklıma gelirdi zaten. Ciddi aklıma gelirdi. Şundan çok pişman oldum. Arada bir iş hayatında pire için yorgan yakmışlıklarım vardır. Ha. Keşke yakmasam, bir gün yatsam, ertesi gün karar versem derim. İdare evet, etseydim daha İdare etseydim derim. Olsun. Çünkü gerçekten pire için yorgan yakmışlığım var. Kendime kızarım yani bir idare etseydim diye. Onun dışında pişmanlığım... Güzel soru yok sordu bak. Evet çok güzel, güzel soru sordu. Peki başka sorunuz var mı Pao'ya? Gülben Hanım size de bir soru sormak buyurun istiyorum da. Pek bu konuyla alakalı değil aslında da. Ben şey olarak şarkı sözü yazıyorum kendi. Şarkı sözü? Evet. Ben şarkı hani sözünden size... anlama kabiliyetine sahip değilim Kayhan. Bunu da bak senin vesilenle söylemiş olayım. Şahane bir şiir gibi okuyorum ama onu şarkı olarak... algılayamıyorum. İlle söz müzik beraber olacak. O bana bir şarkı olarak gelirse onu doğru yorumlayabiliyorum. En azından ben okur muyum okuyamaz mıyım diye. Ama şarkı sözünü... Ben şöyle diyeyim size. Hani ben yazıyorum ama nasıl söyleneceğini söylüyorum. Ben hani gitar çalamadığım için müzik altyapıyı hazırlayamıyorum. Hemen sana kısacık bir yöntem söyleyeyim bununla ilgili. Mutlaka bir müzisyen arkadaş edin kendine.
o gitarını çalarken ya da piyanosunu ya da kemanını bir müzisyenle dost olup sözlerini besteletmeye bak derim. Acizane benim fikrim. Öpüyorum seni, teşekkür ediyoruz güzel soruların için. Kahramanmaraş'a geçiyoruz. Bugün çok telefonumuz var. Buse Hanım hoş geldiniz. Buse Alo. Hanım. Buse Hanım buyurun. Çok beklettin be Gülben abla. Hadi ya. Ya gidecek misin? Sanki ben beklettim. Hadi sor bakalım ne soracaksın? Düştü. Bak sen bana laf edersen düşersin. Bak. Ne dedi Nuray Sayar'ı? Seninle uğraşan elektriğe parmağını sokmuş gibi oldum dedi. Peki. Buse'ye sevgiler yolluyorum. Telefonda bekleyen bütün Show TV izleyenlerine bizi aradıkları için teşekkür ediyorum. Bu telefonların hepsi konuklarımla ilgili. Ben her gün buradayım çünkü bugün çok telefon aldık farkındayım. Pao'nun hem değişik ve televizyona çok çıkmayan bir yüz olması, yeni pırıl pırıl bir müzisyen arkadaşımız. Nilgün'ü artık söylemekten dilimde tüy bitti zaten. Müthiş bir kadın. Yani canım, canım. Televizyonda, sahnede, ekranda, gazetede, kitapta, dergide sen yazmalısın, söylemelisin, anlatmalısın. Kitabımı aldın mı hayat sen benimsin? Hayır. Bak bak şimdi bunları söylüyorsun. Korkudan soramıyorum. Utanmadın değil mi evet, şimdi? Evet hiç utanmam yok. Hayat sen benimsin. Yalan. Ay ama keşke Yasemin suçlusun. Niye Gülben'i getirmedin? Hiç Yasemin yok, sen. Yok suçu ben aldım ha. Şimdi. Tamam. Gelirken getirmeliydim ben bunu sana. Okuyorum sen beni imtihan ediyorsun bir daha geldiğinde. Sen mi söylüyorsun? Sayfa sayfa imtihan altını edeceğim. Çizerek okuyorum söz veriyorum. Ama çok çiz. Ertuğrul Özgök. Ama çok çiz diyor kadın ama. Ertuğrul Özgök Floransa'da okumuş tek tek adamcağız altını çizmiş. Pı sana. Pı. Bana. Peki. Çok teşekkür ediyorum bugün benimle olduğunuz için. Gidiyor muyuz? Aa ne yapsan? Tamam o zaman dur bir dakika. Ben hemen turneyi söylemek çabuk istiyorum. Söyle. Evet. Söyle. Ekim'de Malmö'ye gidiyorum. 12 Ekim'de Göteborg, 14 Ekim'de Stockholm, 15 Kasım'da İzmit. Buradan söyleyeyim ki alsınlar biletlerini. 16 Kasım Adapazarı, 12 Kasım Kozi, 12 Aralık Aksaray, 13 Aralık Ankara, Ottu, 14 Aralık Ankara, Kayseri, Konya, Adana hepsine tek tek geliyorum. Şubat'ta Avusturya'dayım, Mart'ta da Amerika'da zaten. Hastayım sana! Bayılıyorum sana! Bayılıyorum sana! Abi daha nereye gidiyor? Ya böyle bir kadın ya. Ah bir de şarkı söyleseydi bize gitmeden ya. Ayol sonumuz. Tonumuz neydi? Oluruz Pao'yla sana. Tonumuz neydi Pınar'cığım? Tonumuz ne Pınar? Dur hayır neydi? Re, la minör. La minör karar. Aa sen ne haber nasılsın? Devrim buradaymış. Ay devrim seni görüşürüm. Eski tanıdık be ya. Eski tanıdık be ya. Telli 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 kalbi ki dünya semata enteli döner ihniz pia semata enteli döner ihniz pia dünya ihniz beli kadi ki gardia muerte muerte serti co cigarro na fumaro sto haro na doso rufixia derde mulak silionak se aso pas mu palane ipsili mu gardia hoppa telli 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 kalpi ke dunia mekanes kurelli desande hopia mekanes kurelli desande hopia tudo ki su telli spirto ke podia hoppa
telli 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 mekan eskudya mekan eskurelli desan de hopya mekan eskurelli desan de hopya tudo que su telli spito che podia guarde buena certico cigarro da fumaro sto paro da tosso rufixia perde Opa! Orkestraya elle işaret etmeler falan. Herhalde abla evet. Yani. Şimdi bu müthiş iki konuğuma çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim ve saydığım konuğum gelecek Cemal Nur Sargut. Kısa bir aradan sonra Gülben devam edecek. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kurban Bayramı'nı nasıl kutlamalıyız? Kurban Bayramı'nın gerçek manası nedir? Kurban kesmek mi, imkanı olmayanlara yardım etmek mi? Kurban, bayramın hangi gününde kesilmeli? Bayramda mezarlık ziyareti hangi gün yapılmalı? Bayramların tasavvuftaki yeri nedir? Tasavvuf sohbetleriyle gönülleri fetheden mutasavvuf yazar Cemal Nur Sargut stüdyomuzda. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel ve iyi gördüm sizi. Saçlarınız, ceketiniz mavi çok yakışmış size. Senin şerefine bu. Estağfurullah. O şeref her çok zaman bize ait. Her geldiğinizde. Allah razı olsun. İyi misiniz? Çok iyiyim. Allah'ıma binlerce şükür. Ben de çok, çok iyiyim. Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. Ne güzel. İşte bu laf Allah'ı çok memnun ediyor. Derdime de şükürler olsun. Evet. Ne güzel. Bana sen... öğrettikleri için. Allah'a çok şükür. Gerçekten. Hocam şimdi Kurban Bayramı geliyor. Evet. Kafamızda bilmediğimiz, kulaktan dolma yanlış bilgilerimiz evet. çok fazla. Evet. Özellikle kurban kesimiyle ilgili bu dinimizin söylediği bir şey. Ama hayvanlara eziyet ediliyor, kesmeyelim. Kasaptan gidip alsam da versem aynı sevaba girer mi diyenler var. Bir doğrusunu sizden dinleyelim. Baş üstüne bir kere bu ay şimdi çok heyecanlı bir ay. Evet. Bir kere herkes hacca gidiyor bir büyük bir kısım. Hı. Ben sabahtan Amerikalı iki profesör arkadaşımı yolladım. Son Allah derece zevkle etsin. Onların heyecanını beraber yaşadım. O haccın zevkini mutlaka ki anlatmak mümkün değil. Allah nasip etsin. Yani Allah hepimize nasip etsin. Arafat'ta o birlik, beraberlik. Binlerce, milyonlarca Müslüman insanın el ele. İbn Arabi'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, safları sıklaştırın derler namazda diyor. Orada diyor yanındaki adam belki de dışarıda hiç anlaşamayacağım bir adam. Tabii. Ama Allah aşkıyla öyle bir kale oluşturur ki işte hayat başlar diyor. Yani o birlik, beraberlik ve insan olma seviyesine yükselmek için gösterilen çaba. Arafat ne demek? Arif olmak demek. Evet. Arif nasıl oluyor insan? Havva ile Adem'in buluştuğu ve affolduğu yer. İnsan olma seviyesine yükselmek evet. dediniz. Bu evet. Ne güzel bir cümle. Bakın kızım, Adem ruh demek. Havva nefs demek. Nefs benlik ve egodur. Nefs ne zaman ruhun önünde eğilir ve birlik olurlarsa insan insan olma seviyesine yükselir. Yani kendi egosundan, kininden, nefretinden, kıskançlığından, beğenilme arzusundan vazgeçerse o zaman insan olma seviyesine erişir. İşte bu bir fırsat yani. Çok doğru. Beğenilme arzusu benim mesleğim için çok geçerli. Başka meslekler de var. Bu beğenilme ve onaylanma için işimizi çok iyi yapmaya çalışmak da
buna giriyor mu? Hayır. Yapıyoruz bunu. Hayır, bakın burada iki tane çok büyük ayrım var. Allah için o işi güzel yapmak, Allah'ı memnun etmek için, nefsimiz için değil. Ha. Ben beğenileyim, ben. O zaman çok huzurlu yaşıyorsunuz. O zaman beğenilmenize de bir mahsur yok. Anlatabiliyor çok muyum? İyi anladım. Ama eğer... Çünkü çalışmak da bir ibadet. Kesinlikle. Çalışmayı da Allah için. Tabii sizin burada halkı kalbini rahatlatan bir cümle söylemenizden daha büyük sadaka olamaz. Sizin söyledikleriniz çıktığınız yayınlarda. Estağfurullah, ben kim oluyorum? Siz takdir edince ben söyleyebiliyorum. Şimdi sonuç olarak bu seviyeye ulaşınca ne yaptık? Nefsimizden feda ettik. Kolay olmuyor, derdimi seviyorum diyorsunuz. Evet. Nefisten feda edince evet. Allah tebrik ederim kes kurbanını diyor. Tebrik ederim kes kurbanını. İşte o kesilen kurban. Hı. Aslına bakarsanız hayvan ziyanı değil. Hayvanın yenerek insana katılması için hayvana bir fırsat tanıyor. Yani hayvan için en büyük tekamül insan tarafından yenmesidir zaten. Daha büyük bir tekamül. Allah Allah, ilk defa böyle bir şey duydum. Bitki için de bu böyle. Mesela Mesnevi'de çok hoş bir hikaye vardır. Buyurun. Nohut haşlanırken evet. Diyor acıdan dışarı fırlar diyor. Ahçı başı da diyor yani mürşit, peygamber onun başına vurur. İyice içine sokar kaynar suyun ki iyice haşlansın diye. Ama pişince diyor evet. İnsan yiyor ve nohut insana katılıyor diyor. Demek ki hayvan da insana katılarak tekamül ediyor. Dolayısıyla hayvanlar insanlara katılmak için bu aleme geliyorlar. Onların kurban oluşu onlara eziyet değildir. Dünyanın en büyük lütfudur. Anlatabiliyor muyum? Hem de ne güzel, çok değişik anlattınız. Dün bir arkadaşım yarım böyle bir acelece konuştum. Oruçluyum dedi. Bu günleri sen biliyor musun? Bir şey olduk ayrıldık. Şimdi siz dediniz ki bayramdan önce de aslında bu günler haçla ilgili söylediniz. Evet evet evet. Ama şimdi... dün o arkadaşım oruçluydu. Bu zamanların özel, bu günlerin özel bir gün olduğunu... Tabii ki. Yani aslına bakarsanız Peygamber Efendimiz her pazartesi, perşembe oruç tutmuşlar. Ayda bir kere oruç 30 gün demektir demişler. Yani bu tür fırsatları hep değerlendirmek, o oruçtan kasıt. Hani birçok kişi detoksa gidiyor ya. Evet. Hani bir sürü de para veriyor evet, detoks evet, yapmak için. Evet. Oruçtan daha güzel bir detoks düşünemiyorum ben. Onun niyeti zaten. Anlatamam ama tabii iftara gelince lök 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 yersek olmaz, o oruç manasına olmaz, gelmiyor. Olmaz. O bakımdan bugünler dünyanın en zevkli, en hoş, en güzel günleri. O birliği, beraberliği. Onlar orada, biz burada yaşayacağız. Kurban Bayramı'nda ne yapılmalı? Bir kere Arife günü çok önemli. Hmm. Bayramların arifeleri insanların muhasebe devresidir. Oo. Yani ben kendimi ölçeyim. Şimdi orucu tuttuk. Ramazan'ı geçirdik. Allah bizi tebrik etti. Bizi bayramla şereflendirdi. Tebrik ederim seni dedi. Nefsinle uğraştın. Ne mutlu sana. Bayram çok zevkli. Evet. O bayramı yaşadık. Ondan sonra o halimizi, o oruçlu halimizi kızmamış, öfkelenmemiş, sinirlenmemiş, kıskanmamış, nefret etmemiş... Devam ettirirsek iki ay, şimdi diyor ki tebrik ederim hadi kurban kes, o kadar güzelleştin sen diyor. Ve bu kurbiyet demek, kurban kurbiyet, yakınlık ayı demek. Akrabanla yakınlaştığın, komşunla yakınlaştığın, zira kestiğin kurbanın üçte birini kendi yiyorsun. Üçte birini akrabalarına, komşulara veriyorsun, üçte birini de halka dağıtıyorsun. Evet. Şimdi... Bunun ilmi manası var, tasavvufi. Bu, sen şimdi bu hale gelirsen, nefsini kurban edersen o kadar güzelleşiyorsun ki senden hem kendin faydalanıyor, hem çevren faydalanıyor, yakınlık sağlıyor sana. Hem de bütün fakirler, manevi fakirler faydalanıyor. Evet, manevi fakir yani hüzünlü olan, dertli olan, hala Allah'la buluşamayan senin o haline bakıp çok şükür Allah'ım seninle buluştum diyor. Bilmediğimiz ne kadar çok şey var sizden dinleyince anlamlandırdığımız. Evet. Kurban Bayramı ile ilgili bu farklı görüşleri çok güzel açıkladınız. Kurban kesmek ile nefsi kesmek arasında kurduğunuz bağlantıda kurban kesmek, işte oruç tutmak, hep söylersiniz ya, bütün bunları yapıp bir kalp kırdınız. Bitti. Bitti. Kabe'yi yıktın. Aynı şey diyor insanı Kabe. Bir kişinin kalbini kırmak bilerek, isteyerek Kabe'ye gidip bomba atmakla aynı şeydir diyor. Bu kadar acı bir şey. Ya. Onun için yani kalp mimar edelim, imar edelim. Halka diyor ki Allah beni sevmek çok kolay.
Ama beni sevmek, bana gelmek istiyorsan benim mahremim olan halkı sev. Onlar benim İnsanları haremim. İnsanları yani. Bütün insanlar tabii benim haremim diyor Hazreti Allah. Dolayısıyla insanları sev. Yılan gibi olanı tabii yanına sokamazsın. Ama ona da hürmet et. Onun da zehrinin faydalı olduğuna inan. Ya. Ona da hürmet. Yılanla ilgili bir şey anlatayım. Buyurun. Çok seviyorum. Yar yar diyor Hazreti Ebu Bekir'e peygamber. Benim mağara dostum diyor. Yar dostum. Biliyorsunuz mağaraya girmişler ikisi beraber. Evet. O sırada Hazreti Ebu Bekir'in mübarek dizlerine peygamber efendimiz mübarek başlarını koyup uyuyakalmışlar. O sırada da bir tane delik var. Oradan yılan gözükünce Hazreti Ebu Bekir ayağını deliğe tıkamış. Yılan peygamberi rahatsız etmesin diye yılan da sokmuş Hazreti Ebu Bekir'in ayağını. Ve gözünden iki damla yaş gelmiş. Mübarek yüzlerine damlayınca uyanmışlar. Anlamışlar. Hemen emmişler ayağını. O sokulan kısmı. Evet. Sonra da yılana dönmüşler. Demişler ki niye soktun Ebu Bekir'in ayağını? Günah değil mi? Ne demiş yılan biliyor musunuz? Evet. Hal diliyle. Seni görmemi engelliyordu ya Muhammed. Nasıl sokmayayım? Yılan dediğimiz varlıkta bile bu inanç ve idrak varsa bizi artık bir düşünün. Yani. Evet. Dolayısıyla her şeye hürmet etmek. Herkesin varlığına hürmet etmek. Hani ben hep söylüyorum. Kitapta da acizane anlatmaya çalıştım. Kitabımız nerede bu arada? Ha, şurada. Kitabı, bir saniye. Arka kürsüde. Yanıma alayım bunları. Çünkü bunlar benim yaşam rehberlerim. Ah, estağfurullah. Hep okuduğum sohbetler kitabı, Ayetel Kürsü. Ay, gerçekten bilmediğimiz çok şey yazıyor. O kadar güzel bilgiler yazıyorsunuz. Ay, estağfurullah, ben kim oluyorum? Sadece Allah'ın bana bir lütfu diye düşünüyorum. Fakat orada anlatıyorum. Kur'an'ı alıyoruz, önce abdest alıyoruz. Evet. İşte üç kere başımıza koyuyoruz. Ama onun içinde Ebu Cehil de var, Ebu Leheb de var, Firavun da var, şeytan da var. Hepsini birlikteyken öpüp başımıza koyuyoruz. Evet. Aman şeytan sayfasını yırtayım demiyoruz. Demiyoruz. Ama hepsi açıp da, bir bütün. Hepsi bir bütün. Bütünken güzel. Ama açıp da sadece şeytanı öpersek orada bir deliyiz demek. Elbette. Evet, Muğla'dan telefonumuz, ilk telefonumuz. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Gülbence'ye. Çok merhaba. Teşekkür ediyorum. Cemal Hocam merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? Nasılsınız inşallah. Hepiniz iyisinizdir. Çok güzel görünüyorsunuz ikiniz de. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok heyecanlıyım şu anda. İnanın ki hocam sizi yani aynı Mevlana ile Şems gibiyim. Sizi görmek için defalarca çok geldim. Tiyaba Fuar'a geldim. Ondan sonra burada Bodrum'da karşılaştık. Gümüşlük'te sarıldık. Onda ağladık ama sonra düşündüm. Ben onu çok seviyorum. Ağlıyorum. O niye ağlıyor diye. Ondan sonra düşündüm ki biz ikimiz de birbirimize de Allah aşkıydı. Aynı şeyleri düşünüyorduk, aynı şeyleri yaşıyorduk herhalde. Öyle düşündüm, bilmiyorum. Allah kendisini müthiş seviyorum yani. 10 sene önce Gonca'nın sabahın Gonca'sında görmüştüm. İlk defa o günden beri takipçisiyim. Ve gerçekten aşık derecesine seviyorum her şeyiyle. Hocam tesadüfen onun komşusu da bana misafirliğe geldi buraya iş yerime. Dedim ki ne olur söyle kendisine söyle benim şeyimi sen anlat. Ben anlatamıyorum ama şimdi fırsat buldum. Şu anda anlatıyorum kendisine. Gerçekten çok yani çok seviyorum. Sorunuz bütün var aile... mıydı? Efendim? Bir sorunuz sorun var. Sorun kurbanla ilgili Gülbenciğim canım benim. Şimdi sorun benim tabii ki ailem kesmiş, eşim kesmiş ama ben hiç kendi adıma kurban kesmedim. Onun herhangi bir şeyi var mı diye soracaktım hocama. İmkanınız olmadığı için mi kesmediniz? Başka bir sebepten dolayı mı? İmkan da olmadı. Tamam. Şartlar da olmadı. Yani tamam. Belki de şey yapamadım, düşünemedim. Yani ne bileyim olmadı yani daha doğrusu. Soralım bakalım. Yani kesmem gerekiyor mu hocam? Şimdi aile bir bütün olduğu için imkanlar çerçevesinde Allah kimseyi zora sokmak istemediğinden aile adına kesilen kurban hem sizin hem eşinizin hem ailenizin sayılır. Ama tabii multimilyar derseniz maşallah paranız çoksa o zaman kişi başına kesmek daha faydalı. Ama Allah nasıl yardımcı yani, olan cevaplar verirsiniz? Nasıl insanları rahatlatırsınız? Aman estağfurullah. Bizim ya. Dinimizin hoşgörüsünü nasıl güzel anlatırsınız? Estağfurullah. Bugün diyor ki Hazreti Davud'a Allahu Azimişan, söyle kullarıma en çok kime kırılırım biliyor musun? Kendi günahını benim affediciliğimden daha büyük sanana kırılırım diyor. Bak. Böyle bir Allah'ın kullarıyız. Biz yani o kadar aciziz ve o kadar büyük, o kadar affedici, o kadar kucaklayıcı, o kadar bırakmayıcı ki.
Yani onun kıymetini bilmek lazım diye düşünüyorum. Boşu boşuna kendinizi suçlu hissetmeyin diyor. Hiç. Aileden bir kişinin kesmesi aynı sevabı size getirir. Ama çok zenginseniz tabii ki çok daha fazla kesin, daha fazla sevap yapın. Çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Çok teşekkür ederim. Bizi aradığınız için. İyi yayınlar hocama da saygılar. Çok merhaba. Görüşmek üzere hocam. Çok teşekkür ederim. Bir insana ay ne kadar egosu yüksek demek gün içerisinde maşallah çok söylediğimiz bir laf. Acaba onda gördüğümüz ego kendimizde tanıdığımız bildiğimiz bir ego mu ki de bu kadar çabuk görüp onu yargılıyoruz? %100. Hemen bir hikayeyle anlatayım. Buyurun. Hazreti Peygamber gidiyorlar. O sırada Ebu Cehil bakıyor. Haşa, ay ne çirkin adam diyor. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir geliyor. Gülüyor Peygamber Efendimiz bu lafa. Hazreti Ebu Bekir geliyor. Ay mısın, güneş misin, sen nasıl bir güzelliksin diyor. Peygamber gene gülüyor. İkisine de güldünüz deyince ben aynayım, herkes kendini görüyor bende diyor. Bütün mesele budur. Yani siz karşınızda bir hata ve günah görebiliyorsanız o hatayı ya işlemişsinizdir ya da işlemeye meyliniz vardır. Ben hocama sormuştum, Kur'an-ı Kerim hocama. Ben pek kıskanç tabiatlı değilim ama kıskanç insanı görüyorum deyince demek ki o kıskançlık senin içinde var, ortaya çıkmamış dediler. Yani mutlaka bizde vardır o huy. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Mesela benim kardeşim hiç yalan söyleyeni anlamaz. Ne tatlıdır. Hiç. Mesela bu şu sana yalan söyledi deseniz söylemezler. Çünkü kendi hiç yalan söylemediği için. Ve onun için mutlaka karşımızda gördüğümüz kendimize ait bir çirkinlik. Hmm. Ona iman etmek lazım. Çok güzel. Peki İstanbul'dan telefonumuz Aynur Hanım arıyor bizi. Cemal Nur Sargut konuğumuz, buyurun. Aynur Hanım. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler. Cemal Hanım iyi günler. İyi günler efendim. Size bayılıyorum. O konuşmanız beni psikolog gibi kendimden geçiriyor. Allah razı beni olsun. De. Allah razı olsun. Süpersiniz. Çok duygulandım. Çok sevindim bağlandığım için. Allah razı olsun. Çok mutlu oldum. Sağ olun. Sağ olun. Çok hoşsunuz. Gülüyorum sizden. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Cemal Hanım'ı çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sorunuz var mı efendim? Sorun var var. Buyurun. Kendime geleyim bir saniye. Sorun ben durumum iyi değil. Yani iyi değil derken çok şükür ayaktayım da annemin kendinden bana kurbanı var. Yani annem teklif etti. Evde özür dilerim hayvanları var. Ben dedi senin adına kurban yapmak istiyorum dedi. Hiçbir ücret vermedim. Almadı yani. O da hani köy imamları, köy hocaları olur ya, onlara sormuş hani bir problem olur mu? Hani ne yapsınlar, para ver. Onlar da hani madem sen istiyorsun, yapıyorsun, eğer o da haklı olsun istiyorsa hani bir mesela yem alınır kurban yapacak hayvanlara. Hani 20-30 versin, bir katkısı olsun kendi kazandığı paradan demiş. Ben de 20 lira bıraktım anneme. Şimdi bu nedir? Yani ben tam anlayamadım. Ben de anlayamadım. Ama. Soruyu tam anlayamadım ben efendim. Kuş da oradan konuşuyor, karıştı. Evet, papağanım var da papağanım açıyor biraz. Ben başka odaya gideyim. Sesin net gelmiyor mu yoksa? Şimdi geliyor. Sesiniz gayet güzel denk geliyor. Tam kurbanla ilgili bir daha anlatın lütfen. Annemin kendi evinden hayvanları var. Özür dilerim. Tamam. Annenizin hayvanları var. Benim de kurban kesmek için yani kurban parası verecek halim... Tamam. Annem bu zaten fazladın hayvan var evde. Hani benim için, benim adıma kurban yapacağım dedi. Tamam, çok güzel. Senin olsun dedi. Hiçbir ek ücret bir şey istemedi yani. Kendi tamam. adına bir kardeşim. Yani bunun için bir bedel ödemedin, bir para vermedin evet, diyor. Evet, anladım. Vermedim. Sadece hani köyde olsun hocalar, imamlar onlara sormuş. 2-3 kişi hani kabul müdür, ne yapayım, vereyim mi diye. Onlar da demiş hani madem bir emeği olsun istiyorsa, benim de hakkım var diyorsa, yem alsın diyor hayvanlara bakmak için bir ay falan varken. Bir para versin demiş. Ben de 20 lira para verdim. Tamam. Hani bir hakkımdır ben yapıyorum diye. Çok iyi etmişsiniz. Çok harika olmuş. Allah razı olsun. Harika olmuş. Efendim? Hiçbir şey vermeseniz de olurmuş ama içiniz rahat etsin diye verebilirsiniz. Anneniz size kesiyorsa o sizin anneniz. Sizin adınıza kesiyor demektir. Ne mutlu size. Benim adım hocam. Harika, harika. Aynur Hanımcığım. Efendim? Katı kurallar koyup sevabınızı gölgelemeyin kendi kendinize. Bakın diyor ki bir para vermeseniz de niyet etmişsiniz. Anneniz sizin adınıza bir kurban kesiyor. Tamam.
Oraya evet, buraya annem... ah o katı cevap veremem. Hayır, ben kimseye vermedim. Ben anneme verdim. Hani ne alalım tamam, diye. Tamam, çok iyi etmişsiniz efendim. İşte bu kadar. Yani hakkım olsun diye. Annem yaptı benim adıma. Çok sevindim. Hani halim vaktim yoktur diye. Yok zaten, öyle dedi. Hani ben de bir öğreneyim dedim. Çok kimseye sordum. Bir şey, değişik bir cevap almadım ama ben sizden öğrenmek istedim hocam. Sizi çok seviyorum. Canım sağ ol. Söylediklerinizi uygulamaya çalışıyorum. Kız çocuğum var. Sizinle çok tanışmak, karşı karşıya konuşmak istiyorum. Çok seviyorum sizi. Yanlış yapmamaya çalışıyorum. Kız çocuğumu sizin söylediklerinizle şey yapmak istiyorum. 15 yaşında kız çocuğum var. Uygulamaya çalışıyorum. Hata yapmamaya çalışıyorum hocam. Allah razı olsun efendim. Her zaman emrinize amadeyim. Estağfurullah. Hakikaten. Peki. Teşekkür sevgiler ederim. Yolluyoruz Aynur Hanımcığım. Twitter'ı çok takip etmiyorsunuzdur belki ama ara sıra yazılar yazıyorsunuz biliyorum, orada çok yoğunsunuz. Evet. Keşke daha sık yazsanız. Evet. Şimdi birkaç gündür dönen bir Melis diye küçücük bir kızımız var 6-7 yaşlarında. Ona ilik aranıyor. Bir donör bulunması söz konusu. Ben onunla ilgili son derece önemseyerek dünden beri çok yakından takip ediyorum. Özellikle de Cemal Hanım varken işlemek istedim. Kısa bir veterimiz var kan bağışıyla ilgili. Kızılay'ın çok şikayetleri, haklı şikayetleri var bu konuda. Gübrem, havalar soğuk diye insanlar evlerinden çıkmıyorlar, kan vermiyorlar. Kana çok ihtiyaç var. İnsan vücudundan kan verdiği zaman bunun vücuda faydası çok var. Çok faydası var. Yani zaten vermek dünyanın en güzel şeyi, neyi verirseniz evet. Ama kan bağışında bulunmak hocam nasıl bir sevaptır? Hiç tanımadığınız, sadece bilmediğiniz bir... Sadece kan bağışı değil Gülbenciğim. Aslında bütün organlarımızı bağışlamamız lazım. Ben hepsini bağışladım. Çok 10 şükür, sene önce evet. Allah'a şükür. Yani bu vücudumuzun her zerresinin insanlık alemine hizmet etmesi lazım. Oh. Yani bu asıl insanlık bu demek. Her şeyimizle her an hizmete hazır olmak demek. Geri kalan hiçbir şeyin önemi yok. Ne seviyenin, ne mesafenin, ne evliya olmanın, ne peygamber olmanın. İnsanlığa fayda. Sadece faydalı olmak. Hatta bir şöyle bir hikaye de anlatmak isterim eğer vaktim varsa. Hemen Melis'in veterisini tamam. İzleyelim. Unutmayın. Tamam. Melis'le ilgili görüntümüzü izleyelim. Melis Akbaş. O henüz 7 yaşında. Gelecek kaygısı taşımaması gereken bir yaşta. Umutları, sevinçleri, hayalleri olması gereken bir yaşta. Ama o korkuyla çoktan tanışmış. Eğer ilik bulunmazsa o önümüzdeki ay aramızda olmayabilir. Küçük kız yaşam mücadelesinde kendisine uzanacak eli bekliyor. Evet, güzel Melis'in babacığı Bahadır Bey hattımızda. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim Gülben Hanım. Ben bugün kan bağışımı yaptım. İnşallah kan bağışıyla kalmayıp donör... İlik nakline inşallah katkıda bulunabilirim. Bunu özellikle Kızılay aracılığıyla yapıp yayında çıkartmak istedim. Siz galiba Almanya'dan bir donör bulmuştunuz ama bir aksilik oldu, olmadı değil mi? Almanya'daki donörde aksilik oldu. Almanya'daki donörün liste dışı olduğu için ondan kemikli döneri alamadık. Şu anda dünya çapında yeniden araştırmalara başlandı. Melis'in sağlığı nasıl efendim? Evet, şu anda onlar işte oralardan haber bekliyoruz. Şu anda genel durumu şu anda iyi ama şey olarak tabii kemoterapiler devam ettiği için biraz tabii bağışıklık sistemi düşük. İşte genel durumu iyi ama işte en kısa zamanda kemik iliği naklinin olması gerekiyor. Biliyoruz. İşte o yönden biraz sıkıntımız çok. Çok Almanya'da haklısınız bulunmuştu. Efendim. Ama Almanya'dan da işte üzücü haberi aldık dün sabah. Ben dün gece öğrendim bunu. Evet. Çok geçmişler olsun diliyorum. Siz anne sağ babaya olun. Sabırlar diliyorum. İnşallah kan bağışı çok fazlalaşır. İnşallah yayında bu ayırdığımız süre sağ işe olun. Yarar. Göstermiş olduğunuz ilgiden, alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Efendim, insanlık vazifesi bu. Istiyorum. Sizin evladınızla bizim evlatlarımız arasında hiçbir evet. Fark yok. Evet, ben de sizden destek istiyorum. Yani doktorlardan, şeylerden yardımcı olmanızı istiyorum. Hiç merak etmeyin. Kemik iliği bankalarından
Ya bir, o konularda bize yardımcı olmanızı istiyorum. Hiç merak etmeyin, sosyal medya ayaklanmış durumda. Tamam. Ben de ilgileneceğim. Tamam. Haberdar edeceğim. Tamam. Sevgiler, saygılar efendim. Oldu. Çok teşekkür ederim. Şifalar kolay diliyorum. Gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Bir şey anlatacak. Ay evet hemen. Yani pek de ilgili değil ama çok hoş bir hikaye. Hazreti Şazeli Allah'a demiş ki beni sevseydin ya veliyim ya nebi ya evliya bir şey yapardın beni. Basit bir kul yaptın deyince Allah-u Azimüşşan diyor ki seni o kadar çok seviyorum ki veli ve nebi yolladım seni kendime çekmek için diyor. Hmm. Yani kul olmak çok zevkli bir şey ve kul olmak başkasına hizmetten geçer. Kendi varlığından yok olmaktan geçer. Hiçliğini idrak etmekten geçer. Peygamber'e baksanıza. Evet. Hiç varlık yok. Hiç. Hiç yok yani. Dolayısıyla insanın yükselmesi, yücelmesi kendi hiçliğini bilmesiyle alakalı. Allah nasip etsin. Herkese amin. Inşallah. Şimdi günümüz tarifinde evet. Aşkın tarifi ve gençler arasında yaşanma biçimi. Elbette ki yazılı ve sosyal medyanın da birazcık rolü var bunda. Çok farklılaştı. Evet. Biz sizden bir aşk tarifi dinleyelim. Efendim? Ama bir kadın erkek aşkını da içine alarak anlatın, öyle değil bir mi? Dinleyelim. Ben yani hayatımda en sevdiğim evlilik diyeyim. Evet. Kız kardeşimle eşinin evliliği. Öyle mi? Fakat hiçbir zaman kendi ikisi bir araya gelemiyorlar. Yani birisi başka şehirde, öbürü başka şehirde. Fakat her gün 20 kere konuşurlar. İşleri sebebiyle herhalde bu. Tabii, işleri evet. sebebiyle ve çok birbirlerine düşkünler. Bir gün birisi kardeşime sordu, dedi ki, eşinin bu kadar dışarıda olması seni üzmüyor mu? Kardeşim muazzam bir cevap verdi. Dedi ki eşimi çok seviyorum ama merkezde değil. Merkezde Allah var dedi. Eşimi de ona yakın bir yere koydum. Eğer merkeze Allah aşkını koyarsanız hiçbir varlık bu alemde sizi üzemiyor. Aşk bu demek. Yani aşk merkezde Allah'ın oturduğu ve Allah aşkıyla diğer insanları sevdiğiniz bir ilişki demek. Burada da eğer insana olan aşktan bahsediyorsanız evet. bence Leyla ile Mecnun'dan bir örnek evet. vereyim. Ben çok anlatırım onu Mesnevi'den. İşte Mecnun gelmiş Leyla'nın evine 5 dakika Leyla'yı görmek için öğle yemeğine. Leyla da benim gibi kara kuru çirkin berbat bir şey. Evet, inanın öyle. Ondan sonra hatta Mecnun gelmiş ama sevmiş işte. Yemek dağıtıyor Leyla. Herkese bol bol vermiş. Mecnun'a gelince kaşığın tersiyle çın diye vurmuş. Bir lokma bile yemek koymamış. Mecnun sevinçten uçmuş. Demişler ki hakikaten delisin sen. Seni sevseydi yemek koyardı. Bana da sizin gibi mi davransaydı demiş. İşte aşk budur. Aşk budur. Yani sevdiğinden bir beklentisi olmamak. Sadece sevmenin zevkini yaşamak. Kişiye aşkta bile bu var. Hele Allah aşkını bir düşünün. Zaten benim için aşk yalnız Allah'a karşı duyulan bir histir. Burada şeyi de söyleyeyim ama Harun Reşit Leyla'yı çağırmış. Bu çirkinlikle hakikaten sen Leyla mısın demiş. Leyla da demiş ki evet ben Leyla'yım ama sen Mecnun değilsin beni göremezsin demiş. Vay i̇şte vay yani vay. Sevdiğini başka gözle görebilme kabiliyeti aşktır. Sevdiğini başka gözle görebilme kabiliyeti aşktır. Yani kadehte kalmayıp içindeki şerbetin lezzetine varabilmek aşktır. Reklamlardan sonra bu müthiş sohbetimiz Cemal Nur Sarguç'la devam edeceğiz. Şenyüz, Kerim Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar efendim. Merhabalar. İyi yayınlar. Sağ olun. Hocam merhabalar. Merhaba yavrum. Hayırlı günler diliyorum. Size de canım. Efendim size danışmak ve sormak istediğim bir konu var. Evet. Allah izin verirse yetiştirmekte olduğum iki kız evladım var. Günümüz toplumunda, teknolojisinde çocuk yetiştirmek siz de takdir edersiniz ki anne babaları biraz zorluyor açıkçası. Çünkü onları fiziksel olarak korumamız mümkün değil. Ama ahlaki anlamda temelli ve kuvvetli bireyler olarak yetiştirirsek sanırım işimizi yarı yarıya kolaylaştırmış tabii. oluyoruz. Tabii. Çok doğru. Bunun ışığında acaba çocuklarımıza dini ve insani görevlerini nasıl öğretebiliriz? İyi insan olmayı, merhametli olmayı, peygamber ahlakını nasıl örneklendirebiliriz? Ne güzel kitaplar çünkü din ve ahlak eğitiminin evet. ailede başladığını biliyoruz.
Çünkü din ve ahlak eğitimi ailede başlıyor. Hatta bir ayeti kerimede de ey iman edenler kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz deyip ailenin bu konuda ne kadar önemli bir temel taş oluşturduğunu bize gösteriyor. Bize doğru. Nasıl ışık tutabilirsiniz acaba? Ne okuyabiliriz? Ne yapabiliriz? Öncelikle kendiniz örnek olmak zorundasınız. Evet. Burası muhakkak. Her yaptığınız, evde yalan söylemeyen bir ana baba çocuğuna örnek olur. Evde ahlaksızlık etmeyen, nefret etmeyen, aleyhinde konuşana kızmayan, affetmeyi becerebilen anne baba çocukları için çok güzel örnektir. Ama illa kitap istiyorsanız, ben çok sevdiğim bir ilahiyatçı hocamız. Reçete gibi zaten hakikaten bunda. Öyle. Tabii. Mehmet Demirci hocanın İyiler ve İyilikler diye çok şeker bir kitabı var. Aman yani çocukları de vuran hikayelerle böyle onu tavsiye ederim. İyiler ve İyilikler. İyiler ve İyilikler. İyiler ve İyilikler. Peygamberi de anlatan, hikayelerle nasıl ahlaklı oluruz onu anlatan çocuklar için birebir diye düşünüyorum. Ne güzel. Öyle güzel bir soru sordunuz ki biz de faydalandık. Teşekkür çok ediyoruz. Ederim. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel günler diliyorum. Efendim. Sağ evet. olun. Evet hocam, son söz sizin. Kurban Bayramı'na doğru giderken demin anlattınız gerçi bize ama o gönül almanın diğer saydığınız ibadetlerin ne kadar üstünde olduğunu hep söylersiniz. Ne diyeceksiniz? Kurban Bayramı tabii kurbiyet ve yakınlık anlamında çok önemli. Burada iki önemli şey var. Ne verebilirsek faydadır. Zira bir hadis-i şerifte diyor ki senin fakire verdiğin para önce Allah'ın eline düşer diyor. Yani biz fakire vermiyoruz. Direkt Allah'a yapıyoruz evet. yaptığımızı. Onun için verelim. En sevdiklerimizi verelim. En sevdiğimiz şeyleri verelim. Ben 6 yaşındaydım, verem olmuştum. İlk iyileştiğimde 6 yaşında verem mi oldu? Çok ağır bir verem geçirdim. Ölümden döndüm. İlk iyileştiğim gün kırmızı bir elbisem vardı. Onu giydim. Doktoruma gittim. O da bana dedi ki Esmer'i al bağla geç karşısına ağla. Çok hoşuma gitti. Hemen benim duasıyla doğduğum bir evliya hanımın elini öpmeye gittim. O bana ilk söz ne dedi biliyor musun? Ay seni ayakta gördüğüme çok sevindim ama şu elbiseni bir fakir kız var ona verirsen daha çok sevineceğim. Eve gittim ilk iş o elbiseyi çıkardım. Onu hediye ettim. Onu hiç unutmam. Benim için bayram odur. Bir de gene hiç unutamadım. Biliyorsunuz o zamanlar Luna Park yalnız o devirlerde evet. kurulurdu. Tabii büyüklerimiz de bize harçlıklar verir. Evet. Ben yataktayım. Kalkamıyorum. Harçlıklar da kız kardeşime gidiyor tabii. Hiç unutmuyorum. Onun gitme hakkı var Luna Park'a. Ah. Ama aldı paralarını getirdi önüme koydu. Sen ne zaman iyileşirsen ancak o zaman gideriz dedi. İşte bayram budur. Bayram birbirinin kıymetini bilmektir. Birbirini sevmektir, birbirine hürmet etmektir. Ama çocuklarımıza da bayram olduğunu hissettirmek için yeni bir şeyler, bir çorap bile evet, alsa bir çorap o zevki yaşamalarını sağlamak lazım. Için. Evet, evet. Vermekten bahsettiniz ve en sevdiğini vermek dediniz. Bu ne kadar önemli. Çok. Ben Çocuklar Gülsün diye derneği için çalışmalarım esnasında birçok eşyalar yolluyorlar. Hiç yargılamak ya da başka bir şey için söylemiyorum ama vermenin de bir adabı var. Ne güzel buyurdunuz. Çok o güzel. Kadar eskimiş şeyler geliyor ki bazen. Çok doğru. Yani onu gerçekten o kadar kullanılmış güle güle giysinler ama o bir sevinç yaratmaz ki karşıdakinde. Katiyen, katiyen. Değil mi? Yeniyi vermek. En sevdiğini. En sevdiğini. En sevdiğini. Bunu da bugün evet, öğrendim. Evet. Hatta böyle açıp içinden en beğendiğini verebilmek o kadar Allah için kıymetli ki. Yahut bir şey almayı canın çok istedi. Ondan onun parasını bir fakire vererek vazgeçebilmek. Yani o istediği şeyi almayıp. Evet, evet. Bunu çocuklarımıza öğretebilmek. Vermenin zevkini. Yani inanın onlara verilebilecek en güzel çeyiz onlara vermeyi öğretmektir. Çok doğru, inanın bana. Çok doğru. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bizimle olduğunuz için. Benim için çok kıymetli güzel. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız estağfurullah, için. Estağfurullah, lütuf bana. Beni ayrıcalıklı kılıyorsunuz her siz, geldiğinizde. Siz özelsiniz çok hakikaten. Çok teşekkür sağ ediyorum. Teşekkür ederim. Yarın birlikte olacağız yine aynı saatte Show TV ekranlarında. Görüşmek üzere. Her akşam batıp her gün doğuyorsa
çiçekler solup solup tekrar açıyorsa, en derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, neden korkulur hayatta söyleyin bana. En derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, neden korkulur hayatta söyleyin bana. Elbette bazen çiçek açıp